Allah gecenizi hayır etsin. Amin. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Cenab-ı Hak umduklarınıza nail eylesin. Amin. Korktuklarınıza hepsi muhafaza eylesin inşallah. En enteresanı burada. Kişinin büyüden kurtulması için bir gömleğe Felak, Nas ve Ayet-el Kürsi okuyup giydiği gömleği 3 gün hiç çıkarmaması mı gerekiyor? Sadece dışarıya çıkarken gömleği giyse yeterli olur mu? Bu işlere bizim Halit Hoca bakıyor. Halit Hoca geçen hafta enteresan bir şey söyledi. Nasıldı Halit Hoca? Mikrofona söyle. Beyaz poşetin içine beyaz taştı. Evet. Ama bu da o Karacabeyli değerli güzel kardeşimize ait bir reçeteydi. O yüzden kim bu gömleği giyip böyle bir şey yaparsa nefsinden yapmış olur. Üstadından gelip kendine göre reçeteyi alması icap eder. Estağfurullah. Allah iyi etsin inşallah. Allah cümlemizi hayırlı eylesin inşallah. Sabrın ehemmiyeti hakkında söyleyecekleriniz. Sabır dinin yarısı. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetleri sabır dinin yarısı buyurmuş. Tabii bu benim anladığım sabır, namazda sabır, ibadette sabır, ihlasta sabır, samimiyette sabır, Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı durmakta sabır, haramlardan uzak durmakta sabır, helalları işlemekte sabır, iyilikleri işlemekte sabır. Buradaki benim anladığım sabır zulme rıza göstermek değil. Benim anladığım sabır Kur'an ve sünnetin dışındaki bir şeye rıza göstermek değil. Benim anladığım sabır bu. Bana sabırdan sorarlarsa ben diyorum ki ölünceye kadar ibadete devam edeceksiniz. Ölünceye kadar iyilik yapmaya devam edeceksiniz. Ölünceye kadar Allah'ı zikre devam edeceksiniz. Ölünceye kadar Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp onun mücadelesini vermeye devam edeceksiniz. Ölünceye kadar sufi bir hayat, sufi bir fikir, bunun içerisinde olmaya gayret edeceksiniz. Ölünceye kadar salihlerle beraber olma, salihlerin izini, kokusunu, salihlerin yolunu devam etmeye, ölünceye kadar devam edeceksiniz. Bunlarda sabır, eyvah. Ama bir sistem var, zulmediyor. Bir insan var zulmediyor. Bir kadın zulmediyor. Bir erkek zulmediyor. Bir patron zulmediyor. Zulmediyor. Zulümle, zalimle strateji belirlenerekten mücadele edilir. Zulme rıza zulümdür. Haksızlığa rıza haksızlıktır. Yanlışlığa rıza yanlışlıktır. Yolsuzluğa, uğursuzluğa, hırsızlığa her türlü Kur'an ve sünnet dışı her türlü ahlak ve edep dışı bir şeye razı olmak, rıza göstermek zulümdür. Nerede olursa olsun sufilik kenara çekilip sadece Allah'ı zikretmek değildir. Biz geceleri kenara çekilir Allah'ı zikrederiz. Gündüzleri de haksızlıkla, zulümle, Allahsızlıkla, kitapsızlıkla, yanlışlıklarla, eksikliklerle mücadele ederiz. Biz geceleri toplanır Allah'ı zikrederiz. Gündüzleri de nerede bir haksızlık, yanlışlık, eksiklik, noksanlık varsa
onunla mücadele etmenin yolunu tutarız. Biz toplanırız, kendi kendimize dinimizi öğrenmeye çalışırız. Bir hoca buluruz, bir üstad buluruz, bir alim buluruz. Otururuz dizin dibine, kendimizce biz dini öğrenmeye çalışırız. Ama gündüz de o dini yaşamaya çalışırız. Kendimizce bir strateji üretebiliriz Kur'an ve sünnet dairesinde. O strateji dahilinde dinimizi yaşama ve yaşatma gayri gösteririz. Fuhuşa sabredemeyiz. Eşcinselliğe sabredemeyiz. İçkinin, uyuşturucunun, kumarın, insanların içerisinde böyle elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasına sabredemeyiz. Haksızlıkların, kayırmaların, insanlara belirli devletin kaynaklarının peşkeş çekilmesine sabredemeyiz. Belirli insanlara, belirli zümrelere ayırmacılık, kayırmacılık yapılmasına sabredemeyiz. Adaletsizlik, hukuksuzluk, yanlışlık, eksiklik, biz bunlara sabredemeyiz. Bu velev ki bizim yanı başımızdaki bir arkadaşımız, kardeşimiz olsun. Ben burada bangır bangır zakirlere bağırıyorum, bangır bangır çavuş kardeşlere bağırıyorum. Kendi arkadaşlarıma bağırıyorum. Her derste uyarmaya çalışıyorum. Çünkü yanı başımdan böyle bir şey beklemiyorum, böyle bir şey de istemiyorum. Ben ne kadar bu konuda titiz isem kendi arkadaşlarımın arasında, kendi kardeşlerimin arasında, aynı titizliği ben ülkemin diğer cemaatlerinden, cemiyetlerinden, partisinden, purtisinden, topluluklarından da beklemek hakkım. Ve bunu onlara da tavsiye etmek, onlara da tebliğ etmek benim vazifem. Sabredemeyiz kardeşim. Sabredemeyiz. Açıkça eleştirilmesi gerekiyorsa eleştiririz. Kapalı eleştirilmesi gerekiyorsa eleştiririz. Açıkça mücadele edilmesi gerekiyorsa mücadele ederiz. Ederiz. Bu vatan bizim, bu millet bizim, bu Kur'an bizim, bu sünnet bizim. Eğer devlet olarak, hükümet olarak hadis-i şeriflere savaş açtıysanız karşısında bizi bulursunuz, biz savaş açarız. Bu haksızlığa, bu namussuzluğa, bu sütsüzlüğe, bu şerefsizliğe ortak olmayız. Bu dinsizliğe ortak olmayız. Eğer siz Kur'an ve sünneti laiklaştırmaya, Kur'an ve sünneti yumuşatmaya, Kur'an ve sünnetin üzerinde oyunlar oynamaya çalışıyorsanız biz buna dimdik dururuz. Siz eşcinselleri koruyacaksanız, Avrupalı olacağız diye eşcinsel evliliklere müsaade edecekseniz, Avrupalı biz ne kadar çağdaş olduk deyip de yolların ortasında eşcinsel fuhuşa göz yumacaksanız biz göz yummayız kardeşim. Buna sabretmeyiz biz. Biz bunlara sabretmeyiz. Kadın, evli kadın, 3 tane adam dolaşacak. 3'üyle 4'üyle de cinsel ilişkilerini beyan edecek. Diyanete telefon açacak. Ben bunu yaptım diyecek. Diyanet de ona senin nikahın duruyor diyorsa biz buna sabretmeyiz kardeşim. Bunu açıkça da dile getiririz. Bunu açıkça da söyleriz. Böyle bir diyanet olmaz olsun deriz. Kimse, kim üzerine alınacaksa da alınsın korkmayız. Bunlara sabretmeyiz. Sabırdan anladığım bunlar değil. Sabırdan anladığım mücadelede sabretmek, yenilmemek, gayret etmek, yamulmamak, gevşememek. Sabırdan anladığım bu. Bir düdükle evinin köşesine gidip oturmamak. Sabırdan anladığım bu. Mücadelede dimdik durmak. Benim çeklerimi Mustafa abi mi ödeyecek? Benim dükkanımı Mustafa abi mi açacak deyip de Tornistan gidip de evinin hanımının koynuna yatıp mücahitlik taslamak, dervişlik taslamak değil sabırdan anladığım. Benim sabırdan anladığım o zikrullah'a devam etmek, orada mücadeleye devam etmek. Benim sabırdan anladığım bu. Benim sabırdan anladığım namaza devam etmek, oruca devam etmek, zikrullah'a devam etmek. Benim sabırdan anladığım bu. Benim sabırdan anladığım polisin kapıda beklediğini gördüğün halde, bildiğin halde, oraya geleceğini rüyanda gördüğün halde gidip orada zikrullah'a devam etmek. Benim sabırdan anladığım bu. Biz bunları yaşadık sabır olarak. Birisi zulmediyor. Ya sabredelim. Ben ona sabretmiyorum kardeşim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onunla mücadele etti.
ben mücadele ederim. Ya adam zulmediyor kadına. Ben kadına demiyorum sabret diye. Bu adam bu zulmü yapamaz kızım sana. Boşan adamdan diyor. Sen bu zulme razı olma. Kadın zulmediyor adama. Adama diyorum ki kardeşim zulme razı olunmaz. Bu kadın sana zulmediyor. Bu kadın sana zulmediyor. Boşa bu kadını. Boşa. Veyahut da git kardeş, bu adam sana, bu kadın sana zulmediyor. Çözümünü bul. Bul çözümünü. Herkes haddini bilecek. Sabır haddini bilmek. Ve haddine razı olmak, hakkına razı olmak. Sabır bu. Benim bildiğim. Yoksa insanlar şimdi bir yerde bir zulüm var. Sabredelim. Niye sabredeceksin kardeşim? Allah ondan senin mücadele et demiş. Din Allah'ın oluncaya kadar yeryüzünde mücadele etmekle emrolunmuş bir peygamberin ümmetisin. Zaten Cenab-ı Hak ayet-i kerimde diyor ki din Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Neyini susuyorsun? Git pılını pırtını topla evde otur. Benim derdim, benim sabrım o değil. Allah bizi affetsin. Amin. Zikir ve sohbet meclislerinde siyasetten bahsetmek ne derece doğrudur? İslam hayatı başıboş bırakmaz. Siyaseti de başıboş bırakmaz. İslam dünyayı başıboş bırakmaz. Biz Kur'an ve sünneti söylüyoruz. Bu siyasetse siyasette de söyleriz. Siyasetçiye de söyleriz. Neden diyor en büyük cihat zalim bir hükümrara zalim ona nasihat etmektir diye. Bak siyasetçiye. Siyasette yapacağız. Siyasette konuşacağız. Türkiye'nin de siyasetini konuşacağız. Dünyanın da siyasetini konuşacağız. Konuşacağız. Yerel siyaseti de konuşacağız. Konuşacağız. Neden konuşmayayım? Ben bir partiye angaje olmam. Kardeşlerimi de herhangi bir partiye angaje etmem. Bu hangi parti olursa olsun. Ama bir yerde Kur'an mücadelesi, sünnet mücadelesi, vatan mücadelesi, millet mücadelesi varsa biz onun ortasındayız. Yanında kenarında değil. Yanında kenarında değil. Biz böyleyiz. Çizgimiz belli bizim. Bundan rahatsız olan kardeşler varsa derslerini iade ederler giderler. Biz bundan geri durmadım ben hiç. Ben dini öyle algılamıyorum. Ben Washington'un da siyasetini etkileyebilirsem buradan etkilemeye çalışırım. Ben Moskova'nın da siyasetini etkilemeye çalışacaksam buradan etkilemeye çalışırım. Ama sohbetimle, ama zikrimle, ama duamla, ama dilimle, ama kalbimle, ama ruhumla neyim ne varsa. Yok. Öyle bir şey düşünmüyorum ben. Ya biz sufi siyasetle ilgilenmeyiz. Biz günlük siyasetle ilgilenmeyiz. Biz partici değiliz. Bizim bununla işimiz yok. Biz milletvekili olacak değiliz. Ben zaten yıllar öncesinden onu koymuşum kendi önüme. Bir gün sizin huzurunuza milletvekili adayı olarak gelmeyeceğim. Bir gün sizin önünüze belediye başkan adayı olarak gelmeyeceğim. Bir gün sizin önünüze meclis adayı olarak gelmeyeceğim diye. Ben onu ta yolun başında yıllar öncesinden koymuşum sizin önünüze. Yıllar öncesinden koydum. Bir gün sizin önünüze gelip de ben şeyh oldum, ben uçuyorum. Şeyhimin sağlığıyla alakalıdı bu. Hatta o günkü sözümde dedim ki şeyhimin sağlığında böyle bir şey söylemeyeceğim. Bunu genişlettim. Bir günden bir güne gelip de ben size şeyh oldum demeyeceğim. Bakın yıllardan, yıllar öncesinden Cenab-ı Hakk'ın benim dilimden size verdirmiş olduğu sözler. Ben o sözlerime sadıkım. Bugüne kadar da hiç huzurunuza bu noktada gelmedim. Bir günden bir güne dedim sizden bir ücret istemeyeceğim. Bunları ben beyan ettim. Deyin ki eskiler yeniler beyanınızdan geri döndünüz şu noktada, biz o noktadan geri dönelim, tövbe edelim, diyelim ki biz sözümüzü durmamışız. Allah muhafaza eylesin. O yüzden zikir sohbetlerinde, meclislerinde biz sadece oturup zikredenlerden değiliz. Buraya ne soru geliyorsa cevaplandırmaya gayret ederiz. Mümkün olduğu mertebede. Bugüne kadar da cevaplandırmadım, yoktur hemen hemen.
Belki de zaman yetmemiştir. O yüzdendir. Öbür türlü kasti bir şekilde bir soruya cevap vermemezlik yapmam. Velev ki bu siyasetle de alakalı olsa, ki biz alakalıyız bu konuda. Biz davamız Kur'an, sünnet, vatan, millet diyorsak biz siyasetle de alakalıyız bu noktada. Ha, partici değiliz. O ayrı mesele. Kabir azabında zaman nasıl bir faktördür? Bununla alakalı zamanı bilemeyiz. Cenab-ı Hak az zamanda çok büyük kabir azabı mı çektirir? Onu ne yapar? Burası müteşabih bir mesele. Zekat maldan mı verilir, kardan mı verilir? Zekatın nelerden ne kadar verileceği bellidir. Nelerden ne kadar verileceği? Ticaret malları bellidir, 1/40'ıdır. İşte normalde parası pulu bellidir, nisap miktarına ondan sonra geldiyse elindeki para mal 1/40'ını zekat olarak verir. Sağlam ve güçlü bir karakter için neler yapabiliriz? Tavsiyeleriniz nelerdir? Ben yine diyeceğim ki bununla alakalı bol bol hadis okuyun. Ahlakla alakalı hadisler okuyun. Ve onları uygulayın kendi üzerinizde. Bakın onları uygulayın. Okudunuz orada. Sahabeden bir kimse geldi dedi ki ya Resulallah filanca kimse bana biraz bir şeyler vermişti, para vermişti, harcan diye, harçlık verdi, tasadduk etti. Şimdi de ondan benden onu geri istiyor. O isteyen sahabeye dedi, gel buraya, geldi. Tükür dedi, tükürdü oraya. Al tükürünü geriye dedi. Alınmaz ki ya Resulallah dedi. O da dedi ki, tasadduk ettiğim bir şeyi geri istenmez. Kim tasadduk ettiği bir şeyi geri isterse, kusmuğunu yeniden yalayan köpeğe benzer dedi. Hadisi okudun mu? Okudun. Birine bir hediye mi verdin? Birine bir tasadduk mu ettin? Evet. Unut bunu. Bak sağlam karakterli olmak istiyorsan. Hadis bu mu? Evet. Unut. Ya ben Abdülhalim'e bunu ver dedim ya. Abdülhalim ya, hani sana geçenlerde ben bir tane bir şey ver dedim ya, ha onu bana geri verir misin? Ya sen adama verdin ya, hediye ettin ya. Nereye geri alıyorsun? Bak bunu uygulamak, o kimseneyi sağlam karakterli yapar. Hediye verdin, unut. Yardım ettin, unut. Birine bir şey yaptın, unut. Ona bakarken dahi aklına gelmesin senin. Ona bakarken dahi aklına gelmesin ona yaptıkların. Sağlam karakterli olacaksın. Hiç kimseden hiçbir şey istememeye ben de cenneti söz veririm. İstememeye söz veririm, ben cenneti söz veririm. Ne kadar sağlam karakter. O zaman mümkün olduğunca hiç kimseden hiçbir şey istememeye gayret et. Birine bir şey ısmarladın. Ücretini ver. Onu demişsin ki ya Cemil, Ada Pazarında kabaklar çok güzel oluyormuş. Ne? Ağustos kabağı mı diyorlar? Ne kabağı diyorlar? Bal kabağı. Oranın meşhur değil mi? Bal kabağı. Oranın ya Cemil ya, lan sizin oranın bal kabağı da ne meşhur ya değil mi? Ama olsaydı iyi olurdu ya. Ne yapacak Cemil, onu getirecek. Bunu andırma, sağlam karakterli ol. Canım bal kabağı istediyse Cemil kardeş be, sana zahmet olacak ama. Gelir geçerken oradan bir tane bal kabağı getir bana ya. Hatta o senden ücret almayacak biliyorsan söyleme. Bak söyleme. Ücret almayacak senden. Söyleme. Andırma. Sağlam karakterli ol. Bak sağlam karakterli ol. Bizim şimdi ne o? Fırının ismi Somuncu Baba mı yine? İyi Somuncu Baba'ya de ki ya sen buğday ekmeği güzel yapıyorsundur ya. Ya geçenlerde ne güzeldi o buğday ekmeği ya. Yapıyor musun yine sen? Ha, ben söylesem ne yapacak bu adam? Ekmeği kucaklayacak getirecek, öyle değil mi? Söyleme. Söylersen de ücretini ver. Sağlam karakterli ol.
Andırma. Umma. Umma. Bir şeyi kendin yapmaya çalış. Hiç kimseden bir şey isteme. İnsanların, diyor ya, insanların arasında hafif ol. Yani misafirlikte hafif ol. Millet kendi kendini düşünmesin. Ulan gelecekti de şimdi kebap da ister de, bu şuraya da gitmek ister de, buraya da gitmek ister de, şunu da ister de. Aa, yok, hafif ol. Milleti kaçırma. Milleti kendinden uzaklaştırma. Böyle böyle okuduklarınızı uygulayaraktan inşallah. Başkasının izinsiz Wi-Fi çalarsak ne olur? E çalıyorsun zaten ya. E çaldın zaten. E çaldın zaten. Yazmışsın oraya çalarsak diye. Umuma açık bir Wi-Fi. Eyvallah, herkes kullanır onu. Ama birisinin böyle şeyini, ne o, şifresini al, ondan sonra ya bir şey bakacaktım, 5 dakikalığına bana şifren lazımdı, ooo götürüyor işi. Dikkat edin ha. Bundan dolayı içeri girebilirsiniz. Birisinin Wi-Fi'sinin üzerinden başka birisi hakaret etse, bir şey yapmış olsa, o Wi-Fi'den çıkarıyor devlet onu, gel buraya diyor. Birine cep telefonunuzu verdiniz, bir yere arayacağım dedi. Aradı, bir hakaret etti, bir küfretti. Cep telefonu kimin, hat kimin? X kimsenin, içeride. Evet. Sakın birisine cep telefonunu vermek. Bakın açık, insanlar ne hale geliyor şimdi. Cep telefonunuzu birisine vermek, cep telefonunu ona bir tane hat almak. Sakın ha! Allah muhafaza eylesin. İşte Wi-Fi'nin şifresini ona vermek. Bak bir bylock indiriyorlar, haydi selamünaleyküm gidiyorsun. Gidiyorsun, el sallıyorsun. Allah muhafaza eylesin. Amin. Dikkatli olun. Hacizli araç ihalelerine girip bu işin ticaretini yapmanın dinen hükmü nedir? Hiçbir sıkıntısı yok, sakıncası yok. Emekliyim, banka promosyonu aldım, bu parayı kendim harcayabilir miyim? Harcamazsan getir bana, harcayanı bulurum ben. Arakan'da Budistlerin Müslüman kardeşlerimize çektirdiği işkenceler, yaptığı zulümler ne sebepten dolayı oluyordur? Bu konu karşısında en iyi nasıl hareket edebiliriz? Müslümanlar bir ve beraber olmadıkça, Müslümanların siyasette, askeriyede, ekonomide geri oldukları müddetçe, Müslümanlar cesaretli olmadıkları müddetçe, cihat ruhu olmadıkları müddetçe, ne yazık ki Müslümanların kanı dökülecek hep. Arakan'da dökülecek, Filistin'de dökülecek, Kudüs'te dökülecek. Malum adamlar bizim ilk kıblegahımızda istediklerini yapıyorlar. Göstermelik hiçbir şey olduğu yok. Müslümanlar 3-5 gün bir nümayiş yapıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ondan sonra herkes oturuyor. Aynı hamam, aynı tas devam ediyor. Adamlar Kudüs'ü işgal edecekler. Bu böyle şeylerini yapıyorlar şimdi. Ne o? Örneklerini gösteriyorlar, alıştırıyorlar. Neden Irak karıştırdılar, neden Suriye karıştırdılar, berbat ettiler, neden Yemen karışık hala da? Lübnan karışık, Ürdün karışacak, Türkiye karışacak. Neden? O kargaşanın içerisinde, o kargaşayla beraber adamlar Kudüs'ü işgal edecekler. Şu an işgal olmuş vaziyette de
bunu teyitleştirecekler. Ha merak etmeyin, gene ne o? Namaz kıldırırlar oradan. Ayasofya'nın bir kenarında kıldırdıkları gibi. Ayasofya işgal altında değil mi? Şimdi diyeceğiniz ki değil. E gidin hadi. Cuma'yı kılın orada Ayasofya'da. Nasıl bir tezatlık değil mi? Hiç kimse bakmıyor. Hiç kimse. Bakıyor, görmüyor. Görüyor, duyuyor, görüyor, söyleyemiyor. Cesaret edemiyor. Yani şeyde Kudüs'te Cuma yasaklandı diye, değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetiyle beraber hemen canhıraş müdahale ettiler, bağırdılar, çağırdılar. Ne kadar güzel, değil mi? İyi. Ayasofya'ya neden? Değil mi? Camilerin önünde Müslümanlar döküldüler ön tarafa. İsrail'e lanet okudular. Ne kadar güzel. Hemen herkes memlekette, bütün STK'lar, İslami kurum, kuruluşlar, hepsi de bir sürü şeyler yayınladılar, değil mi? Bir de Kudüs mitingi oldu. Harika şeyler bunlar. Sakın küçümsediğimi söylemeyin. Düşünmeyin. Gerçekten. Ya Ayasofya hala da zulüm altında ya. Ayasofya'yı kurtardığınız zaman Kudüs'ü de kurtarırsınız, merak etmeyin. Ayasofya tam ibadete açıldı, güldür güldür cumalar orada kılındığında, merak etmeyin, Kudüs'ün de kurtuluşu, Mekke'nin de kurtuluşu, Medine'nin de kurtuluşu yakındır. Önce Ayasofya kurtulacak. Ondan sonra Kudüs kurtulacak, ondan sonra Medine kurtulacak, ondan sonra Mekke kurtulacak. İnşallah. İnşallah. Ama görelim bunu. Bunu görmüyoruz. Kendi ülkemizde atamızın bize yadigar bıraktığı Ayasofya Camii Müslümanların ibadetine kapalı. Bunu görün önce. Bunu görün önce. Biz bunu görelim önce. Bu STK'lar toplansalar, bir cumayı Ayasofya'da cuma günü diye tanzim etseler, bütün herkes Ayasofya'ya cumaya gitse, değil mi? Ulu Cami'de bayanlar vav harfine tapıyorlar. Aa, sordunuz demek bayanlara vav harfine tapıyor musunuz diye. Soru kimin? Bayanlardan herhalde demek ki. Yani bir kimsenin bir şeye taptığını söylemesi lazım. Gider vav harfini, evet ben de tuhaf karşılıyorum, normal değil. Vav harfini elliyor, elini yüzüne sürüyor. Kendince onun bir böyle bir onda bir hikmet görüyor. Şimdi buna dışarıdan baktığımızda bize tuhaf geliyor. Ama normalde insanların oluk oluk dinsizleştiği bir yerde bir kimse kendisinin İslam dinine ait olduğunu göstermek için bir ritüel yapıyor. Bir ritüel sergiliyor. Bunun normalde hani böyle kıyas yapacaksak öyle bir zaman gelir ki, öyle bir zaman gelir ki bir kimse benim ceddinin ceddi Muhammed'iymiş der. Benim şefaatim ona vacip olur diyor.
Yani o ne diyor biliyor musunuz? Benim ceddimin ceddi Muhammed'iymiş derken kendisini Muhammed ümmetinden atfediyor. Aidiyet kesbediyor. Diyor ki benim ceddimin ceddi Muhammed'iymiş. Yani ben de Muhammed'iyim. O manada söyledi ya. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki benim şefaatim ona vacip olur. Neden? Aidiyet kesbetti. Bir kimse girdi Ulu Cami'ye vav harfi, Kur'an'dan bir harf, aidiyet kesbetti. Bu Kur'an'dan bir harf, Kur'an'ın bir harfi dahi kıymetli mi? Evet. Kur'an'a olan veya Kur'an harfine olan saygı Allah'a saygı. Ya çok hoş bir görüntü değil. Değil. Evet. Ama herkesin dinsizleştiği bir zamanda birisi İslam dinine olan aidiyetini göstermek için veya gösteriyorsa ya biz onu böyle çok ne o alaşağı etmeyelim ya. Önemli bunlar. Neden önemli? Görüyorsun çünkü insanlar İslam'dan, dinden hızla uzaklaşıyorlar ya. Ellemeyin. Onlar kendilerini Muhammedi ümmetine aidiyet kesbedici hareketler yapsınlar inşallah. 2007 yılında önümüzdeki 10 yılın siyaset gelişmelerinin öngörüsünü yapmışsınız. Bu senede önümüzdeki 10 yılın öngörüsünü yapmanız mümkün olabilir mi? Bu böyle istek üzerine olacak bir şey değil. İkide bir de bunu yazıyorlar. Bu böyle bir maddi manevi bir hazırlık gerektiren bir şey. Bu böyle hakkınızı helal edin. Ya yarın hemen başlayalım konuşmaya. Böyle bir şey değil. Bunun bir alt zemini, bir hazırlığı lazım. O hadisleri zahiren döküp ona müteşabih çünkü hepsi de. Onlar bununla alakalı manevi ondan sonra işaretlerle yol yürünmesi lazım. Bu böyle hakkınızı helal edin. Bunu 2-3'tür, 3-4'tür hatta 5-6'dır, 10'dur, 2007'ye girdiğimiz, 17'ye girdiğimizden beri boyuna söylüyor kardeşler bunu, Allah razı olsun. Ama ve lakin bu böyle hemen olacak bir şey değil, ona bir hazırlık lazım, hakkınızı helal edin. Nasip bakalım inşallah, öyle bir bizde bir gelenek oluştu, bir 97'deydi herhalde, böyle bir 10 yıllık bir sohbet olmuştu, birkaç hafta öyle devam etti. Sonra bir 2007'de oldu galiba bir de. Gene 3-4 hafta devam etti galiba. Kaç? 10 hafta mı devam etti? Maşallah subhanallah ya. Bir de ben onu mesela Allah biliyor içimdekini 3-4 hafta falan devam ettik zannediyorum. 10 haftaymış. Bir de öyle bir şey oldu. İnşallah Cenab-ı Hak nasip eder, kısmet eder. Böyle bir şey olursa inşallah ona devam ederiz. Ama 10 hafta devam etmişiz ya. Hayret. Allah yes. İnşallah. Genellikle tasavvuf kitaplarında mürid darda kaldığı zaman medet ya Geylani veya dahilek ya Geylani şeklinde istigasede bulunur. Bazılarında da bu tasarrufun sadece Geylani Hazretleri'nde olduğu yazıyor. Bu tasarruf diğer piranlarda da var mıdır? Neden sürekli Geylani Hazretleri bu konuda ön plandadır? Şimdi bu bir şeyde bir şeyi vesile etmek. Bu ayet-i kerimede Allah'a vesilelerle yaklaşınız. Eyvallah. Hadis-i şeriflerde de siz bu noktada darda kaldığınızda, sıkıntıda kaldığınızda ehli kabiri bu noktada hani vesile ediniz diye hadis-i şerifler var. İnsanlar bir kısmı hadis kritercileri bu ikinci söylediğim hadisi böyle işte kritik ediyorlar, uygun olmadığını söyleyenler var. Her neyse sufiler onun uygun olduğuna inanıyorlar bu noktada. Ben de uygun olduğuna inanıyorum. Bu vesile etmek bu noktada tabiri caizse hani istigasede bulunmak olarak nitelendiriliyorlar bunu. Bu yapılabilir mi? Evet. Geylani Hazretleri'nin üzerinde fazlaca durulmasının sebebi şu. Hani bir manevi işaret var. Benim ayaklarım Geylani Hazretleri'nin omuzunun üzerindedir. Onun ayakları da bütün
kendisinden sonra gelecek olan bütün velilerin, evliyaların omuzları üzerindedir diye böyle bir manevi işaret var. Bu manevi işaretin üzerine söylenmiş bir söz bu. O yüzden Geylani Hazretleri'nin bu noktadaki maneviyatı tartışılacak veya herhangi bir noktada şüphe götürecek bir şey yok. Bu bütün pir efendilerde de olur mu? Evet. Zamanın pirlerinde de olur mu? Evet. Ama muhakkak ki Geylani Hazretleri bu noktada meselenin kutbu noktasında. Eğer bu tasavvuf diğer meşayihte de var ise, eğer bu tasarruf diğer meşayihte de var ise, müridin kendi şeyhi dururken Geylani Hazretleri ve diğer piranlardan himmet istigasede bulunması edebe aykırı mıdır? Yani çok edebe aykırı görünmez bu, ama bunu da, bu tespiti de yok görmek mümkün değil. Birisi bu noktada Geylani Hazretleri'nin üstadımı muhakkak ki Geylani Hazretleri'dir. Ama Geylani Hazretleri'ne giden yol da üstadından geçer. Diyelim meseleyi öylece bağlamış olalım. Evlilik görüşmesinde değerlendirilecek özellikler nelerdir? Normalde kardeşler evlilikle alakalı meseleleri görüşürlerken, konuşurlarken muhakkak ki bir Kur'an ve sünnet dairesinde durulması gereken olmazsa olmaz noktalar vardır. İki, ailenin kendince ölçüleri vardır. Üç, şahsın kendince ölçüleri vardır. Şimdi bir kimse kendi ailesinin ölçülerini göz ardı edebilir. Eyvallah. Diyebilir ki benim ailemin bazı ölçüleri var. Bunlar böyle Kur'an sünnet dairesinde uyulsa da olur, uyulmasa da olur. Çok böyle buna takılınmasına gerek yok. Ama benim kendi şahsi bireysel ölçülerim var diyebilir o kimse. Kendi bireysel şahsi ölçülerini ortaya yere koyabilir. Ama bir de olmazsa olmazlar var. Aranılacak özelliklerde. İnsanların oturup evlilik konuşması yapacaksa. Bunu normalde bunlar da yaparken bir kimsenin kendi inancının derecesi çıkar ortaya. Kendisinin Kur'an ve sünnete bağlılığı çıkar ortaya. Bunda erkeğin duruş noktası farklıdır, bayanların duruş noktası farklıdır. Mesela bir erkek kendince şunu diyebilir. Bilinen Kur'an ve sünnetin dışında haram olan bir şey bir bayanın üzerinde varsa ben onunla evlilik yoluna çıkmam. Bu erkeğin kendince duruş noktası olabilir. Bir kadın şunu diyebilir. Bir erkek haramla iştigal ediyorsa ben onunla yola çıkmam. Veya bir bayan şunu diyebilir. Yani o kimse işte namazı terk etmiş, kılmıyor. Orucu terk etmiş, Müslüman ama tutmuyor. Evet doğru ama ben tutmuyorum, tutamıyorum veya tutmuyorum. Bir kadının hakkı bunlar. Bir erkeğin hakkı bayan namaz kılmıyor örneğin. Evlilik görüşmesi yapacak, kolay bir şey değil. Veyahut da işte erkek derviş, sufi, dergaha gelip gidiyor adam. Haftanın 3 günü, 4 günü derse gidiyor. Adam diyecek ki ben haftanın 3 gecesi, 4 gecesi derse gidiyorum. Örneğin aldatmak yok ya. Kadına söyleyecek ben 3-4 gün derse gidiyorum. Bak. Evlendiğimizde de ben bu derslere devam edeceğim. Veyahut da kadın derse gidiyor haftanın 3 günü, 4 günü bayan. Diyecek ki ben evlendiğimde de bu derslere devam edeceğim. Bana engel koyma. Yok hava sıcak bugün gitmesen olmaz mı? Yok hava soğuk bugün gitmesen olmaz mı? Çocuğu üşüteceksin ama şimdi. Ya çocuğun başına bir şey gelirse derse giderken? Daha bir sürü bahaneler üretiyor insanlar. Bunları konuşacak insanlar.
Edep lazım. Terbiye lazım. İnsanlar birbirlerinden isteyecekler bunu. Evin bakımı lazım. Çocukların geleceği lazım. Bunlar birbirlerinden isteyecek olduğu şeyler, ölçüler. Tabii bunları normalde tekrar söylüyorum. Bir, yani o kimsenin Kur'an sünnet dairesinde durup, Kur'an sünnet dairesinde karşıdan istekleri ve istedikleri olur. Ki bunlar haramlardan uzak durma, farzları yerine getirme gibi. Haramlardan uzak durma, farzları yerine getirme gibi. İki, ve o kimse bir sufi ise, buraya gelip gidiyorsa, bu sefer tasavvufi ölçü olarak bunları isteyecek. Üç, bireyin kendisini ilgilendiren konular olacak. Bunları da söyleyecek. Ama bunları böyle aylara yayıp da, bir de bu var. Yani düşünüyorlar, görüşüyorlar, bir daha görüşüyorlar, bekliyorlar, dillendiriyorlar, dilleniyor, budaklanıyor, ne bileyim işte tefek atıyor, tohuma kaçıyor, hala da konuşuyorlar. Dergah içerisinde, bir topluluğun içerisinde bunlar bu kadar uzun olmamalı. Her iki taraf için de sıkıntılı ve sakıncalı. Birisi birisine tavsiye etmiş, bir kimse bir başkasına tavsiye etmiş. Bunlar yaşanacak, bunlar olacak. Bunlar olmalı zaten. Gayet normal, doğal, derviş bir bayanın, derviş bir kimseyle evlenmek istemesi, derviş bir erkeğin, derviş bir bayanla evlenmesi gayet normal ve doğal. Bunlar ayıp olacak, bunlar böyle yanlış şeyler değil. Ama bunların adabı, erkanı belli. Sistemi belli. Dergahın içinden olacaksa. Ben bazen diyorum, yavrum, senin başında bir çavuş mu yoktu? Senin başında bir yetkili bir kimse yok muydu? Sen kalktın arkadan dolaşaraktan o bayana böyle bir teklifte bulundun. Ya git ailesine söyle. Git çık babasının karşısına, selamünaleyküm, aleyküm selam, ben sizin kızınıza talibim de. Sünnet. Biz sünnete karşı değiliz. Ya da git senin başında bir muhak, biz üç kişi de olsa oraya bir çavuş atarım ben. Kaç kişisiniz orada? Üç kişisiniz. İlk ders alanınız kim? Filanca. Sen burada ders yaptırdın. Yıllardan beri. Hadiste sabit. Diyor bir kimse üç kişi yola çıkacaksa birisini imam tayin edin diyor. Üç kişi yola çıkacaksa. Sufilik, tasavvuf, yol demektir. Yola çıkmış üç kişi. Birisini orada tayin ederim imam olarak. Sen burada dersleri yaptırsın. Bitti. Veya bizim bu noktada yetkili kardeşler vardır. Derler ki sen burada dersi yaptır. Bana da söylerler orada filancayı ders yaptırmak izin verdik. Tamam, bitti. Bunda bir sıkıntı yok. Senin başında bir abim yoktu, ablam yoktu. Gidip ona müracaat etseydin, ona söyleseydin. Neden böyle bir yola tevessül ettin? Dergahın adabının dışında bu. Bir derviş kardeşin gidip de bir bayan kardeşe direkt kendisinin konuşması dergahın adabına, erkanına aykırı. Bir, abi ben filanca ile evlenmeyi düşünüyorum ya, bu konuda nasıl davranılması gerekiyorsa davranalım, biz ona dönürcü olacağız. Veyahut da annesine babasına gönder birisini ya. Bir de bu yılan hikayesine dönmesin. Neden? Ya bu işi sonuçlandırın. Üç sefer görüşme hakkı var. Bir görüştün, iki görüştün, üç görüştün. Oldu oldu. Olmadı. Velhattin amin. Selamünaleyküm. Gayet hak, doğal bu. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ya benim bildiğim bazı meseleler var.
Devam ediyor daha. Ne olacağı belli değil. Bu nefisten, bu heva hevesten, bu şeytanın vesvesesi. Bir erkek evlenecek mi evlenecek. Benim bildiğim doğru bu. Kur'an sünnet dairesinde. Dergan içinden mi dergan içerisinden. Ya gider annesiyle babasıyla direkt kendisi görüşür. Ya da oranın o ya o bayanın orada bulunduğu bölgede bir zakir vardır, bir abla vardır. Ona bir haber gönderir. Ya da o bir kendisinin bulunduğu yerde bir vardır çavuşu. Adnan abi ben filancayla evlenmek istiyorum abi. Bu konuda bir yardımcı olun. Tamam bitti bu kadar. Girilir devreye. Oluyor olmuyor. Ayrı mesele. Biter. Üç sefer görüştü görüştü. Oldu oldu. Olmadı olmadı. Maalesef. Allah yoluna çıkesin. Bu kadar bakın. Ne oldu? Ses yok, seda yok. Görüşüyor da, düşünüyor da. Oy! Nefis, 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 nefis. Nefis. Her iki tarafta da nefis var. Bir laf. Müsait. Oldu mu oldu, olma. Allah yoluna çıkesin herkes. Bitti, bu kadar. Uzatılmaz. Aynı dergahın içindesin. Dillendirilmez. Aynı dergahın içindesin. O kardeşle olmaz, başka bir kardeşle olur. Dillendirilmez. O bayanla olmadı, başka bayanla olur. Dillendirilmez. Ben filanca kıza talip oldum. Dillendirilmez. Söyleme. İşte filanca beni istemeye geldi. Benden görüşmek istiyor. Dillendirilmez. Olmadı. Ne olacak o zaman? Olmadı onunla. Ne olacak? Dillendiren neden dillendiriyor biliyor musunuz? Nefsinden. Şeytana uyuyor. Erkek dillendiriyorsa başka bir kadınla başka bir kızla evlenmeye muktedir değil. Kendisine güvenmiyor. Dillendiriyor ki o kız kendisine kalsın. Kadın bunu dillendiriyorsa taliplisi yok fazla. Kendine müşteri arıyor. Bak beni nice doktorlar, hemşireler istedi. Bunun gibi bir şey bu. Dillendirme. Dergahın içerisinde böyle bir şeyin dillendirilmesi yanlış. Yanlış. Git usulünden haber gönder. Oldu oldu. Olmadı olmadı. Bitti. Usulünden haber gönderdin. Oldu. Haber olumlu geldi. Otur konuş. Oldu oldu, olmadı olmadı. Gene bırak. Dillendirmene gerek yok. Allah muhafaza eylesin. O yüzden değerlendirme özellikleri insanların kendilerine ait. Ama hadis-i şerif, siz nikahlanacak olun. Nikah dört şey içindir. Bir, dini için. Bir, dini için. İki, güzelliği için. Üç, malı mülkü için. Dört, nesebi soyu için. Hadis-i şerif devam ediyor. Siz dindar olanı seçiniz. Siz dindar olanı seçiniz. Buradaki dindarlıktan kasıt edep, terbiye, güzel ahlak. Siz dindar olanı seçiniz. O zaman bizim seçimimiz neye göre olacak? Dindar olana göre. Dindar olanı göre olacaksa o zaman biz oturalım. Ya oğlan içki içiyor ama bırakır sonra. Ha bırakmazsan olacak. Kızın ailesi de diyormuş kızım kabul et. Sen evlenince bırakır sonra. Çocuk da diyormuş ki ya ne var bunda ben işte ayda birkaç sefer arkadaşlarımla işte bir şey oluyor orada içiyorum ne var bunda. Ona göre bir şey yok. İnsanlar Kur'an ve sünneti yaşamıyorlar ama derviş bir kız almak istiyorlar.
Neden? Diyor ki ya işte ev sağlam olsun. Sen sağlam değilsin. Sen sağlam değilsin. İşte veyahut da erkek evlenecek. Örneğin işte kız namaz kılmıyor. Evlendiğinde kılar. Kılmazsa ne yapacaksın? Kılmazsa ne yapacaksın? Annesi babası diyormuş ki kızım işte oğlum evlendiğinde kılar. Hatta annesi diyormuş ki çocuğa. Ben namaz mı kılıyordum evlendikten sonra? Bak yıllar sonra kıldım. Ya ne yapacak? Bu adam da yıllar sonra mı namaz kılan bir kadına sahip olacak? Bu ölçüler insanların kendilerine ait. Buna söyleyecek bir laf yok. Ama göz göre göre haram işleyen bir kimseyi siz talep ediyorsanız, bu evlileri bağlamıyor bu. Onlar dervişlikten önce sonra evlenmiş, bitmiş. Benim konuşmam burada bekarlara, evlenecek olanlara. Alan atmış, satan satmış, onlara değil söz. Bekar olanlar. Bekar bayanları ve bekar erkeklere. Ya ölçü değil, senin daha önce böyle, senin hayat standardın oydu daha önce de. Bilmiyordun sen de. E şimdi biliyor bu, erkek de biliyor, bu kız da biliyor. Bile bile neden haramı göz göre göre işleyen bir kimseyle evlensin? Neden bile bile herhangi bir farzı göz göre göre terk eden bir kimseyle evlensin? Neden ben kızımı göz göre göre haram işleyen bir kimseye kızımı vereyim? Neden böyle bir ben göz göre göre oğluma haramı işleyen, namazı terk etmiş, abdesti terk etmiş, orucu terk etmiş bir kızı gelin olarak alayım göz göre göre? Bunlar ölçü. Neden ahlakı sert bir kimseyle uğraşayım ben? Neden ahlakı Kur'an ve sünnet dairesinde olmayan bir kimseyle uğraşayım? Ben kendimle alakalı olsa uğraşayım. Ama ben çocuğumu neden uğraştırayım ya? Kolay bir şey mi bunlar? Değil. Yani oğlunu evlendirmiş. Evde bir kız var. Kız başına buyuruyor. Ben annemin evinde de gece 12'de dışarı çıkardım. Ben dışarı çıkacağım. Dolaşacağım geleceğim diyor. Bütün ev ayakta. Bana telefon açıyorlar. Ne yapacağız? Kız anne, kayınvalidesinin elinden telefonu aldı. Dedi ki ne soruyorsunuz? Ben sizinle, sizin oğlunuzla. Bana dedi ki ben sizi tanıyorum dedi. Hocam dedi. Ben bunlara dedim ki dedi beni alacakları zaman. Bütün hayat standardımı anlattım bunlara dedi. Bunlar kabul ettiler dedi. Şimdi sana şikayet ediyorlar dedi. Bana Allah için söyleyin dedi. Sana şikayet etmeye hakları var mı dedi. Yok kızım dedi. Ben sizin sohbetlerinizi dinliyorum çünkü dedi. Ben sizin sohbetlerinizi dinliyorum. Beni dinden soğutan bunlar dedi bana. Bunlar dedi sizin sohbetinize geliyor ama sizi dinlemiyor dedi. Ben sizin sohbetinize gelmiyorum. Ben sizi dinliyorum ama dedi. Beni buna attılar dedi. O yüzden ben gece 12'de olsa dışarı çıkmak istiyorum şimdi dedi kız. Aa, söylemiş kız. Ben demiş ben rahat bir ailede büyüdüm. Benim canım sıkılınca demiş 11'de dışarı çıkarım, 12'de dışarı çıkarım. Ben istediğim zaman demiş dışarı çıkarım. Böyle alıştım ben demiş. Ben şimdi bazı
Dergan içinden dışından bayanlar geliyor mesela. Kız aylık 5 milyar para yiyor. Ne kadar dedim hesabına para yatırıyor ailen dedim. Ben 5 milyar dedi. Her ay mı yatırıyorlar? Her ay yatırıyorlar. Benim maaşım 5 milyar dedi. Evleneceğin zaman bunu dedim erkeğe söyle. Sen bunu dedim isteyecek misin evlendiğinde? Ya normal değil mi dedi. Normal dedim. Dedim normal. Evlenecek olduğu şahısı birisi geldi. Ondan sonra gelmiş ona daha doğrusu. Dedi birisi dedi talipli. Vah yavrum dedim ben de telefonda. Ne oldu dedi. Başına ne geleceğini bilmiyor. Talip oluyor sana dedim. İşte görüşme yapalım. Olur görüşelim. Dedim sen dakika bir gol bir bunu söylediğinde masadan kalkmak için yer arayacak dedim. Demiş valla benim demiş bir ne demiş o ya? Ne diyorlar kişilik böyle şeylerine? Yok. Yaşam koçu. Demiş o kabul etmiyor ama demiş benim bir yaşam koçu gibi demiş gördüm demiş. Birisi var demiş. O bana dedi ki demiş dakika bir gol bir bunu söyle. Ben de onu söyleyeceğim size demiş müsaade ederseniz. Söyleyin demiş. Benim ailem 5 milyar demiş. Dolar üzerinden hesaplayınca şu kadar dolar yapıyor. Ben her ay bunu isterim sizden demiş. Harçlık olarak. Evin bakımı hariç. Adam tam kahveyi böyle götürüyormuş. Bırakmış kahveyi. Ben kahveyi içmesem demiş. Olur demiş. Ben ücretini öderim kahvenin demiş. Adam kalmış böyle. Bana öyle söyledi çünkü demiş. Tam kahveyi içeceğin zaman söyle. Kahveyi bırakıp gidecek kesin dedi demiş. Öyle mi dedi? Öyle demiş. O öyle bir kimse demiş. Ne diyorsa çıkıyor demiş. Allah'a emanet olun demiş. Görüşmemiz burada bitti. Ben kahvemi içeyim demiş. Adam da bırakmış gitmiş buna ha. Bu telefon açıyor boyuna. Allah'ım ben de o esnada bakamıyorum. Bir daha aradı. Yazdı. Sonra lütfen telefon açar mısın? Açtım. Dedim ne var? Tek başıma kahve içiyorum dedi. Böyle olacağını söyledim sana dedi. Ben de zaten o yüzden size dedi, teyit etmek için söyledim dedi. Kim alacak onu merak ediyorum şimdi. Diyorum yani seni alacak olana madalya takacağım diyorum ha. Sen başarıyla geçtin. Bu kızı aldım diyeceğim diyorum. Ben ona madalya takacağım diyorum. Baştan söylüyor. Baştan konuştun. Bitti. Kabul ettin mi? Ettin. Ardından senin kıypırtıracak yerin yok. Allah muhafaza eylesin. Dergahtaki bay ve bayan kardeşlerin birbirlerine mesaj atmaları, aramaları ne kadar uygun. Bayanlar birbirlerine atabilirler. Birbirleriyle mesajlaşabilirler, konuşabilirler, birbirlerine dertleşebilirler. Bunda bir sıkıntı yok ama dergahtaki, bunu böyle altını çize çize söylüyorum. Dergahtaki bayan kardeşlerin, bay kardeşlerle dergah meselelerini, başka meseleleri ıvır zıvır konuşmaları caiz değil, uygun değil. Konuşmayacaklar. Bu bütün dergahla alakalı. Bu bir bölgeye ait değil. Bursa da dahil buna. Her yer dahil buna. Her yer dahil buna. Uygun değil. Sormayacaklar, konuşmayacaklar. Atmayacaklar mesaj. Uygun değil. Allah muhafaza eylesin. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bunu böyle hani normalmiş gibi görmeye çalışanlar, ya bu beni kastetmemiştir buradan diyenler, nefsine uyuyorlar. Allah muhafaza eylesin. Ebu Said el-Hudri
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah azze ve celle kıyamet gününde mahşer halkı lütuf ve ihsana kimin layık olduğunu bilecektir der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahabeler lütuf ve ihsana layık olan kimlerdir ya Resulullah denilince zikir meclislerine devam edenlerdir buyurdu. Bunu İmam Ahmet, Ebu Yala, İbni Hibban, Beyhaki rivayet etmiş. Demek ki kıyamet gününde mahşer toplandığında Cenab-ı Hak lütuf ve ihsana kimin layık olduğunu bilecektir diye beyan edecek. Mahşer halkına. Ve mahşer halkında da lütuf ve ihsana layık olan insanların zikir meclislerine devam edenlerin olduğunu beyan ediyor. Demek ki kim zikir meclisine devam ederse az önce sabırla alakalı dedim ya, zikir meclislerine devamda sabır. Başına ne gelirse gelsin. Ne yaşadıysan yaşadın. Ne olduysa oldu. Ya zikir meclislerine devam et. Mahşer yerinde lütuf ve ihsana mazhar olmak istiyorsan, dünyada da ahirette de lütuf ve ihsana mazhar olmak istiyorsan zikir meclislerine devam et. Allah bizi zikir meclislerine devam eden kullarından eylesin inşallah. Fâlemennâhû lâ Amin. Nestor.